sevgili oyun severler, Binary Domain takım tabanlı TPS tarzında Sega tarafından geliştirilen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Sega bu oyun için Yakuza serisinin arkasındaki ekibi görevlendirmiş. Yakın bir gelecekte insan ve makine toplumu bir arada yaşayacak, nasıl mı? İşte oyunumuzun konusu tam burada başlıyor. Çevrecilerin korkuyla bekledikleri küresel ısınmanın sonuçları önlenemez hale gelir. 21. yüzyıl kutuplardaki buzulların erimesiyle kıyı şeridindeki tüm şehirler sular altında kalır ve milyonlarca insan bu su baskınlarında ölür. Dünya şehirlerinin 1/4'ü sular altında kaldığı için hükümetler su seviyesinin üzerine yeni şehirler inşa etmek zorunda kalırlar. Ölen milyonlarca insanın yerine robotlar yeni şehirlerin inşaatında temel iş gücü olarak kullanılırlar. Amerika merkezli Bergen şirketi bu iş gücünü sağlayarak dünya robot endüstrisinin büyük bir çoğunluğuna sahip güçlü bir şirket olur. Harap olmuş Japonya kendisini dünyadan tamamen izole etmiş ve kendi kendine ayakta kalmayı başarmıştır. Japonya merkezli Ameda şirketi Bergen şirketinin kendi robot teknolojisini çaldığını iddia eder ve mahkemeye başvurur. Fakat mahkeme Bergen şirketi lehine karar alır. Ameda şirketi çalışmalarını daha da geliştirerek insan görünümlü robotlar üretir ve dünyanın birçok yerine bu robotları yerleştirir. Öyle ki robotlar kendilerinin robot dahi olduklarının farkında olmadan hayatlarına devam eder olmuşlardır. İşin arkasında Ameda şirketinin sahibi Yoji Ameda bulunmaktadır. Ameda'yı yakalayıp Amerika'ya getirmek üzere seçkin askerlerden oluşturulmuş özel bir birlik görev almaktadır. Oyunumuz 2080 yılında yeni kurulan Tokyo'da geçiyor. Tokyo kenti büyük ölçüde değişmiş ve şehrin tasarımı etkileyici ve kendine has bir yapıya sahip. Kahramanımız Dan Marshall ve ekibi yasa dışı yollarla Japonya'ya sızarlar. Ekip arkadaşlarımız farklı ülkelerin en profesyonel askerlerden seçilmiş özel bir birliktir. Ekip arkadaşlarımızın hepsi birbirinden farklı yeteneklere ve silah kullanma kapasitesine sahip, bölümlerin özelliğine göre uygun bir seçim yaparak ekip arkadaşlarımızla bu zorlu görevleri tamamlayabiliriz. Görevlerde yanımıza iki ekip arkadaşımızı alabiliyoruz. Oyunun ilk bölümü tutorial modunda dövüş sistemini öğrenebileceğimiz bir şekilde hazırlanmış. Sega, destans mekaniği ile bazı noktaları standart haline getirmiş, Gears of War serisinin oyun mekaniklerini kendi oyununa uyarlamaya çalışmış. Oyunun 8 ila 10 saat arasında bir oynanışa sahip. Oyunda iki ana silah, bir tabanca ve el bombası taşıyabiliyoruz. Oyun içerisinde farklı bir puanlama sistemi mevcut. Robotların öldürüş tarzımıza göre ekstra puanlar kazanabiliyoruz. En iyi puanı onların kafalarından vurarak kazanabilirsiniz. Önümüze gelen düşmanların hepsi robot ve her biri farklı renkte zırhlar giyiyor. Zırhlarına ateş ettikçe içlerindeki zayıf zırha ulaşıyorsunuz. Onları yok ettiğinizde robotlar da imha oluyor. Karşılaştığımız robotlar inatçı ve acımasızlar. Gruplar halinde saldırı yapıyorlar. Robotlarla yaptığımız mücadelede beni en çok etkileyen şey etkileşimde verilen hasarlar oldu. Bir elinde kalkan, bir elinde silah olan robotların yalnızca görebileceğimiz yerden vurduğumuzda elindeki silah düşüyor, kalkanı bırakıp diğer eliyle silahı kullanıyor. Ayağından vurduğumuzda sürünerek bize ateş etmeye devam ediyor. Eğer kafasından vurursanız çevresine gelişi güzel ateş ediyor ve sonunda patlıyor. Öldürdüğümüz robotlardan kullandıkları silahların bazılarını eğer çatışmada hasar almazsa kullanabiliyoruz. Onun dışında enerji bombası için gerekli enerji hücrelerini öldürdüğümüz robotlardan sağlayabiliyoruz. Robotlar yapay zeka olarak iyi olduğu söylenebilir. Mesela makineli tüfeğin başındaki robotu öldürdüğünüzde çevrede bulunan robotun onun başına geçip müdahale etmesi, bunun dışında siper alıp ateş etme, geri çekilme gibi hareketleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri. Oyunda boss kombatları gerçekten çok iyi hazırlanmış. Normal silahların etki gücünün olmadığı ağır bir zırha sahip robotları yalnızca enerji bombası sayesinde bir süreliğine sersemletebiliyoruz. Eğer yok etmek istiyorsanız ağır silahlara ihtiyaç duyacaksınız. Çevrede etkileşime girebileceğimiz birçok ekipman var. Bunlar vinçler, sabit makine tüfekler gibi oyunun ilerleyişini kolaylaştıracak şeyler var. Kombatlar sırasında yaralandığımızda yere yığılıyoruz. Elimizdeki tabanca ile mücadelemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sırada takım arkadaşımız bize yakınsa özel bir sağlık kiti sayesinde bir iğne saplayarak eski sağlığımıza kavuşturabilir. Eğer uzaksa bu işlemi biz de yapabiliyoruz. Bu sağlık kitlerini çevreden ya da online marketten satın alabiliyoruz. Oyun içerisinde sıklıkla karşımıza çıkan online mağazalar var. Bunlar sayesinde sağlık ve silah mühimmatlarını bir de karaktere özel bufflara buradan sahip olabiliyoruz. Ayrıca ana silahımızın birçok özelliğini burada geliştirebiliyoruz. Mesela mermi kapasitesi, menzili ve verdiği zarar gibi birçok özellik burada daha üstün özelliklere çevrilebiliyor. Mağazada hem kendimiz için hem de ekibimiz için düşmanlarımızla daha iyi mücadele edebileceğimiz şeylere sahip olabiliyoruz. Oyun mikrofon ya da tuşlar sayesinde ekip arkadaşlarına taktik konusunda eşsiz bir ses komut özelliği sunuyor. Yanınızdaki takım arkadaşınıza oyun içerisinde onlarca komut vererek onların taktiksel olarak yönlendirebiliyoruz. Eğer bir takım üyesi ölürse oyunu kaybediyorsunuz.
Farklı takım arkadaşlarınızla göreve gitmeniz, yüzme, su kayağı gibi farklı aksiyonlar oyunu tek yüzelikten kurtaran etkenler. Zorlu oyuncular için çevreye gizlenmiş özel dokümanlar da bizleri bekliyor. Oyunda dikkat çeken bir diğer özellik güven sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Savaşta göstermiş olduğunuz performans ya da diyalog sahnelerinde silah arkadaşınızla konuşmalarınız güven sistemini oluşturuyor. Eğer onların güvenini kaybetmek istiyorsanız bu çok kolay. Çatışmalarda yanlışlıkla ona isabet eden kurşunlarınız ya da konuşmalarda onlarla sürekli sürtüşerek aykırı hareketler onların güvenini sarsabilirsiniz. Takım arkadaşınızın güvenini kaybederseniz sizin komutlarınızı artık kulak asmayacak, kafalarına göre hareket edip oyunun ilerleyişini zorlaştıracaklar. Oyunumuzun puanlamasına geçecek olursak, oyunun oynanabilirliği, kontrollerinin zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Space tuşu ile birçok etkileşim yapılabilmesi bazen işlerin karışmasına sebep olabiliyor. Oyunun zorluk derecesini dilediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Kamera açıları çok rahat hareket etmemizi engellediği anlar olabiliyor. Oyunun arayüzünün sade ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Oyunumuzun grafik seçeneklerinde tüm özellikler en üst seviyede oynandı ve 60 FPS'nin altına düşüş olmadı. Grafikleri ve animasyonları ile oyunculara felaket sonrasında dünyanın durumunu metalik bir renk paleti ile çok iyi yansıtılmış. Karakter animasyonları ve silah efektleri gerçekten çok iyi. Oyunun sesleri konusunda seslendirmelerin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun sesli komut sistemi oyuna ayrı bir hava katmış. Bazen kelimelerin anlaşılmadığı, komutların yerine oturmadığı anlarda olabiliyor. Ses efektleri ve müzikler oyunun atmosferini yaşamanızı sağlıyor. İçerici hikayesiyle pek fazla yenilik barındırmayan oyunumuz çok iyi bir potansiyele sahip olmasına karşın sanki aceleye getirilmiş gibi gözüküyor. Takım tabanlı, aksiyon oyunu sevenlerin beğenerek oynayabileceği oyunun incelemesine bu kadar sonlandırıyoruz. Bir başka oyun incelemesinde buluşmak üzere. Hepinize iyi oyunlar. Wake up, fool! Thanks, man.